Efendim Bir Hayat MotoC güzel programına da hepiniz hoş geldiniz. Geçen haftaki motosiklet servis serilerimizde bu hafta da devam ediyoruz. Motosikletlerini alan kullanıcıların en büyük yaşamış oldukları sorunlar servislerde yaşanan problemler. Peki servislerde yaşanan problemler bakımlardan kaynaklı mı yoksa motosikletlerini satın aldıklarında kronik arızalardan mı kaynaklanıyor? Bunu öğrenmek istiyoruz. Aynı zamanda da motosiklet alan kişilerin büyük markalardan motosiklet aldıklarında genellemeye vurulduğunda çok fazla motosiklet arızasını olduğunu dile getiren birçok makale görebiliriz. Ama bu makaleleri de aslında sıraya koyduğumuzda çok fazla satış yapan motosiklet firmalarının içerisinde servislere gelen arızalarında sayısala vurduğumuzda ne kadar düşük olduğunu da hep beraber görebiliriz. Ama tabii ki yine de kafamızdaki soru işaretlerini kaldırabilmek adına büyük motosiklet markalarının ve aynı zamanda da bakımlarda neler yapılması gerektiğini ve aynı şekilde de kronik arızalar mı yoksa servislerin içerisinde yaşanan problemlerden dolayı mı insanlar bu makalelere dökülüyorlar, hep beraber buradaki ilgililere sorup göreceğiz ve sizlere de mutlaka servise geliyor. Motorlar da genel olarak bozulmadan veya sadece bakım için gelmiyor. Bozulduktan sonra buraya geliyor. Biz en güzel şekilde sıfırına yakın şekilde yapıp müşterilerimize teslim ediyoruz. Yani genelde şimdi büyük markalarda büyük sorunların olduğunu dile getiren bir kitle var. Yani bu şikayet önerilerde ve aynı zamanda da yazılan makalelerde bunları çok fazla görüyoruz. Ama aslına bakacak olursak çok fazla satış var ve satış sonrasında bu kadar geri dönüşün olmasa da normal olabiliyor. Normal karşılanabiliyor. Ama bunu tabii siz biliyorsunuz, ben biliyorum ya da satışçı arkadaşlar biliyor ya da yetkililer biliyor. Bu konu hakkında senin düşüncen nedir? Gerçekten çok fazla muhteşem derecede böyle sorunlar cereyan ediyor. Çözümler mi bulunamıyor ya da çözüm var ama insanlar beklemeyi mi bilmiyor? Şimdi şu şekilde bizde sorunların ömrü çok kısa oluyor. Bir sorun olursa mutlaka sorunları çözmek için tüm Türkiye ekibi olarak zaten konuya direkt müdahale ediyoruz. Sonrasında müşterilerimizi bilgilendiriyoruz. Bazen bu süreç biraz uzayabiliyor ama mutlaka sorunlarımız çözülüyor. Müşterilerimiz de bilgilendiriliyor. Yani müşterim bilgilendiriliyor da sorun ne olarak geliyor? Yani şimdi ben atıyorum bugün buraya geldiğimde 10 tane motosiklet geldiğini düşünelim bugün buraya. 10 tane motosiklet gerçekten servis bakımı için mi geliyor? Ya da senin söylediğin şekilde dışarıya gitmiş, çözüm bulamamış, ondan sonra dönmüş demiş ki ya ben bu marka motosiklet kullanıyorum, dur şunun bir servisine gideyim de bir de göstereyim bandında mı oluyor? Şimdi şu şekilde genellikle yeni satın alınan motorlar belli bir seviyeye kadar servise geliyor. Daha sonrasında kulaktan duyma, dışarısı daha uygun, dışarıya yaptıralım gibi şeylerle dışarıya yönlendiriliyor. Bizim burada bakım için gelen düzenli bir kitlemiz var. Bakım için gelen düzenli kitlenin sonrasında her yeni motor satıldığında zaten servis bakımlı buraya düzenli şekilde geliyor, kontrolleri yapılıyor. 10 motordan
8 tanesi bizim düzenli müşterimiz, 2 tanesi de düzensiz bakımlarına gelmeyen, bakımlarını aksatan, dışarıda bakım yaptıran, Honda harici bakım yaptıran kitle oluyor. 10 motordan 8'i düzenli müşteri, ikisi arıza olmadan gelmeyen müşterilerimiz oluyor. Peki hani bu şey diyoruz ya, hep böyle kulaktan dolma, kulaktan dolma, oraya gidiyoruz, o başka bir şey söylüyor, buraya gidiyoruz, o diğeri başka bir şey söylüyor. Yani bu karmaşa niye yaşanıyor kardeşim? Yani bir şey ya siyahtır ya beyazdır. Bunun ortasını bulmaya çalışıp ne siyaha ne de beyaza yönelmeyip karma karışık o ortada bir şeyler yapıldığı durumlar neden oluyor sence? Şimdi şöyle, bizim Türkiye'de maalesef herkesin kendi doğrusu var. Ama hiç kimse bir olayın doğrusunu tam olarak açıp okuyup emin olmak istemiyor. Diğer insanlardan duyarak bazı bilgilerin doğruluğuna emin olmak istiyorlar. Bizim burada elimizin altında bir kitapçık var. Bu motoru üreten kişiler tarafından hazırlanmış bir kitapçık. Biz burada bir sorunu çözemediğimiz zaman yetkililerimizle beraber, müdürlerimizle beraber bu sorunlara direkt kitapçık eşliğinde çözüm buluyoruz. Aslında en doğru çözümü yine servis olarak buluyoruz. Peki servislerin normal dışarıdan yapılan işlerle servisin fiyat aralığının yüksek olduğundan dolayı insanlar dışarıda kendilerine bir çözüm arıyorlar. Yani diyor ki ben diyor o servise gidersem 5 lira ödeyeceğim ama dışarıda bir yere gidersem 2 liraya bu işi kapatacağım düşüncesine geliyorlar. Bundan dolayı insanların oralara yönleniyor olması ve gerçekten de servis ücretlerinin yüksek olduğunu düşündüren bir kanı, bir somut bir durum var mı? Somut bir durum aslında yok. Orijinal parçalarla değişim sağlandığında servis dışarıdan çok daha uyguna denk geliyor. Yalnızca dışarıda orijinal olmayan parçalar kullanılıyor. Bizim burada taktığımız bir parça 5 bakım boyunca gidiyorsa dışarıda takılan parça daha uygun olabilir ama sadece 2 bakım gidiyor. Dolayısıyla 5. bakımın sonuna gelindiğinde aslında servisin çok daha uygun olduğu fark ediliyor. Yani bu aslında şuna denk geliyor arkadaşlar. Yani şimdi dışarıda yaptırdığınız işlevi siz atıyorum 6 ay boyunca motosikletinizi sorunsuz kullanabiliyorsunuz ama servise gittiğinizde 1 yıl boyunca kullanabiliyorsunuz. 6 ayda bir motosikletinizi yaptırdığınızda 1 yıllık bedeli zaten serviste ödemiş gibi dışarıya ödemiş oluyorsunuz. Doğru mu algılıyorum? Aynen öyle. Peki kardeşim, motosikletler artık biliyorsun sezon açıldı. Ve sezon açıldığından dolayı motosikletlerine bakım yaptırmak isteyen insanlar oluyor. Motosiklet bakımlarında şu an sezona başlayacağım, ben motosikletimin bakımını yaptırmak istiyorum dediklerinde nelere dikkat etmesini istersin ve nelerin yapılmasını, göz önünde bulundurulmasını istersin? En başında şu geliyor tabii ki, motorların yağlarını mutlaka kontrol etmeleri gerekiyor. Çünkü bir sezonda bekleyen yağ motor kullanılmasa dahi bayatlayabiliyor. Bunun sonrasında fren balatalarını mutlaka kontrol etmeleri lazım. Ve genel tertibat olarak mutlaka servise geldiğinde biz burada bakım anlamında bir şey sağlasak bile motorun geri kalan yerlerine de bakmadan motorumuzu teslim etmiyoruz. Mutlaka yağlarını, balatalarını kontrol etsinler. Mutlaka motorlarını servislere götürsünler. Yedek parça anlamında da çok fazla sorun yaşayan insanlar var. Yani bu motor üretilmiş, bu motor üretildiyse arkadaş bunun yedek parçası neden serviste yok? Ben niye 2 ay, 3 ay beklemek zorunda kalıyorum diyen insanlar var ve haklı serzenişteler. Neden motosiklet yedek parçalarında bu kadar beklemek zorunda kalıyorlar özellikle büyük markalarda? Özellikle bu global bir sorun haline geldi. Motor üretiminden sonra motorların yedek parçalarının üretimi maalesef dünya çapında bir kriz olduğu için çok çok zorlaştı. Ama çalıştığım şirket neticesinde biz bunlara bir çözüm bulduk. Hotline sipariş denen bir sipariş seçeneğimiz var. Bu hotline siparişte karayoluyla değil havayoluyla parçalarda Türkiye'ye giriş sağlıyor. Bu yeni üretilen çözümle de mutlaka çok daha kısa sürede müşterilerimizin isteklerine cevap verebileceğiz. Peki son bir soru sormak istiyorum. Şimdi malum yeni modeller çıkıyor. Ve bu modellerin çıkan modellerin de önünde de daha önce de aynı modeller serisinde çıkan motosikletler var. Kısaca şöyle söylemem gerekirse CB250R ve şimdi CB750 Hornet. CB serilerinde çok fazla sorun yaşayan müşterilerimiz de var. Hatta bir tanesi dün değil onlarca gün benim paylaşmış olduğum video şöyle bir şey yazmış. Ben kapak bulamıyorum. Yani motosikletinin kapağını bulamıyor, yan kapağını bulamamış, işte debriyaj kapağını bulamamış, debriyaj setini bulamamış vesaire. Bu tarz sorunlar yaşayan müşterilerimiz var. CB750 Hornet'te de aynı sorunlar yaşamaya devam edecekler mi? Ya da böyle bir problem yok, insanlar mı abartıyor? Şimdi şu şekilde, bu önceki sistem olmuş olsaydı evet haklıydınız. Karayoluyla gelecek olsa evet haklıydınız ama bu yeni üretilen hotline sipariş sisteminde uçakla parçalar çok daha kısa sürede gelebileceği için böyle sorunlar yaşamayacağız.
ne kadar zaman dilimi içerisinde geliyor? Ben bugün senin servisine geldim. Dedim ki arkadaş benim motosikletim şöyle bir arızası var. Sen de dedin ki A parçasının değişmesi gerekiyor. Ya bunun için de sipariş verilmesi lazım. Hotline sistemiyle kaç günde gelecek? Parçam Türkiye'de varsa 2 gün içerisinde geliyor. Parçam Türkiye'de yok, yurt dışında var. Hotline sipariş çekmem gerekiyorsa 10 gün içerisinde parça elime ulaşmış oluyor. Peki motosiklet kullanıcılarına servis ve servis bakımlarıyla alakalı söylemek istediğin önemli bir detay var mı? Önemli detay olarak şu var, düzenli şekilde bakımlarına gelsinler. Yani mesela biz burada bunu çok duyuyoruz. Benim motorum servis bakımlı. Evet servis bakımlı ama 1000 kilometreden sonra 6000 kilometreye gelmiş. 3000 kilometreye atlamış. Tamam servis bakımlı doğru ama tam bakımları servis bakımlı değil. Bir bakımını dışarıda yaptırıp bir bakımını serviste yaptırıldığında biz burada zorluklarla karşılaşıyoruz. Düzenli şekilde servise gelirlerse hem kendi motorları için hem de kendi sağlıkları için çok daha güzel olacaktır. Yani servis müdürümüzün de anlatımlarını özetleyecek olursak, evet büyük markalarda gerçekten parçalarla alakalı sorunlar yaşanıyor olabilir ve bekleme süreleri de uzun olabilir ama yeni sistemde hotline sistemiyle parçaların daha kısa sürede ellerine ulaştıklarını dile getiriyor. Ve servisler haricinde dışarıda bakımları gerçekleştirdiğinizde normalinden daha az bedel ödeseniz dahi bu bedelleri ikiye katladığı veya da üçe katladığı durumlarda siz dışarıda bakımlar yaptırdığınızda gerçekleşebiliyor. O yüzden motosikletinizin gerçekten doktoru kimse ona gitmenizi tavsiye ediyorum. Gerçek bilgileri almanızı tavsiye ediyorum ve bu bilgilerle yola çıkmanızı tavsiye ediyorum. Tabii ki onların da hataları olabilir, eksikleri olabilir. Hepimizin olduğu gibi, benim de olduğum gibi. Ama şöyle bir gerçek var ki, yani burada en azından ne yapıldığı belli, yapılan işlemler belli, tutulan tutanaklar belli. Bu tutanaklar üzerinden en azından kendinizi koruyabileceğiniz, kollayabileceğiniz, ben bu işlemi yaptım deyip siz bunu neden yapmadınız ya da yaptığınız zaman neden doğru yapmadınız deyip de sorgulayabileceğiniz insanlar mevcut diyorum. Sana da çok teşekkür ederim kardeşim. Ben teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Programımız kaldığı yerden devam ediyor. Evet şimdi satışçı arkadaşımızın yanındayız. Çünkü servis öncesinde satış çok önemli ve satışta yaşanılan problemler mevcut. Evet. Kardeşim insanlar motosiklet bulamamaktan yakınıyorlar. Sıfır motosiklet almak için sıraya geçtiklerini söylüyorlar. Birçok insan neredeyse 7 aydır 8 aydır beklediğini dile getiriyor. Evet. Bugün yaşadığımız bir takım olaylar da oldu. Bu olayların üzerinde de ben bu soruyu sormak istedim. İnsanlar neden motosiklet bulamıyor? Honda motosiklet getirmiyor mu? Getiriyorsa nereye veriyorsunuz? Dayınıza, amcanıza, teyzenize mi götürüyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Evet. Öncelikle hoş geldiniz. Bu fırsatı Honda Taberk'te bizlere sunduğunuz için yakın takipteyiz ayrıyeten de. Bizlere de bu fırsatı sunduğunuz için teşekkür ederiz. Bizden şöyle anlatalım. Motosiklet her geldiğinde kaporalı sıra sisteminden motorları gelen kaç adet gelmişse, kaporaya da kim vermişse biz ona göre sıralamaya göre ilerleyip motorları veriyoruz. Yalnız motorların az gelmesinden dolayı, Honda Türkiye'nin motorları az göndermesinden dolayı adet bazında örnek veriyorum. Mayıs ayında yazılmış, geçen yılın Mayıs ayında 380 adet motor yazılmış. Gelen adet sayısı 45, 50, 60. Şimdi biz bunları adetlerle motorların yazılma sırasını karşılaştırdığımızda sıra uzuyor, teslimatlar uzuyor. Geçen yılın yazılanlarını ancak bu senenin ortasına doğru teslimatla bitirmeye çalışıyoruz. Problemler şöyle çıkıyor, motorun az gelmesiyle alakalı problemler çıkıyor. Aslında problemlerin tamamı Honda Türkiye az göndermesiyle alakalı. Nisan'da bu problemi aşacağız tamamen. Biz şey yapmayalım, şimdi Honda Türkiye'yi de burada düşürmeyelim. Motorlar Nisan ayından itibaren, önümüzdeki aydan itibaren çarpı 2 olarak örnek veriyorum 70 adet, 60 adet, 50 adet gelen motorlar çarpı 2 şeklinde artık gelecek. Biraz daha sıralamalar daha rahatlayacak. Daha müşterilerimize ulaşacağız. Gerideki müşterilerimize artık motorları vereceğiz. Yaşadığımız problemler aslında motorun az gelmesiyle alakalı. İnşallah bu problemimizi Nisan ayından sonra bu sene sonuna kadar sıralamayı bitirecek şekilde aşacağız. İnsanlardaki en büyük soru işaretlerinden bir tanesi, motosikletleri siz satmadan önce illa bir aksesuar takacaksınız diretmesi mevcut olduğunu söylüyorlar. Bu konuda senin düşüncen ne? Şöyle, bizde aksesuar zorunluluğu yoktur. Çünkü insanlar kaporalı sıra sistemine yazılıp kaporasını verip haliyle o motoru bekliyor.
Motoru beklediği için de gelen motorlar bizde aksesuar şöyle zorunluluk oluyor. Honda Türkiye'den bize orijinal kendi PCX'de bu özellikle. Orijinal kendi üzerinde çantaları geliyor. Yani akıllı çantalı dediğimiz. O zaten ayrı bir sipariş kategorisi olmuyor mu? Ayrı bir sipariş ama bizlere gönderildiği için biz mecbur takmak zorunda kalıyoruz. Onu da sayı olarak çok takmıyoruz. Ortalama gelen her motordan 5 adet, 6 adet ya da 7 adet gelen motor sayısına göre değişiyor. O civarlarda takıyoruz ve bunları da müşterilerimize tabii ki sunmak zorundayız. Onları biz boş çıkartmak ya da ayrıyeten bir yerde durdurmak işimize gelmez. Bizimle onları bir şekilde motorlara takıp çıkartmamız gerekiyor. Bizdeki aksesuar zorunluluğu bu. Onun haricinde gelen motorların %90'ında biz kesinlikle aksesuar zorunlu koşmuyoruz. Birçok müşterimize de ne takmak istersiniz, ne yaparsınız diye bizler teklif ediyoruz. Onlar kabul edenlerse takarlar, kabul etmezlerse motor nasıl geliyorsa o şekilde çıkar. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Motosikletlerin bazı modellerinde, modellerde çantalı modeller var mesela. Evet. Kişi o marka motosikleti sana geliyor, siparişini veriyor, kaparosunu ödüyor. O motosikletten 20 tane gelmiş oluyor sana ama 20 tane motosikletin içerisinde çantalı modeli gelmiyor. Ondan sonra insanlar diyorlar ki ya bu motosikletten gelmiş ama çantalı modeli gelmediğini düşünmeden motosiklet gelmiş ama bana teslim etmiyorsunuz diyorlar. Yani şurada şöyle bir gerçek var mı? Yani çantalı olarak sipariş geçtiklerindeki bazılarında orijinal çantalı fabrikasyon evet. gelişi var. Gelmediğinden dolayı elinizde 20 tane aynı motosikletten varsa o insana teslim etmediğinizden dolayı farklı düşüncelere sevk ediyor olabilir mi? Şöyle bu çantalı olarak sadece bir Forza'da bu olayımız var. Orijinal üzerinde çantalı geliyor. Bir de çantasız modeli geliyor. Çantalı almak müşterilerin işine geliyor. Çünkü sonradan taktığında 17.500-18.000 liralara çıkan bir rakamlar oluyor. Ama içinde fabrikadan orijinal gelirse ortalama artı 10.000 lira fark ediyor. Çantalıyla çantasının arasındaki. Yani ama sonuç itibariyle adam ilk 20'ye girmiş olsa dahi. İlk 20'de çantalı model istemiş olsa dahi evet. o ilk 20'nin içerisinde çantalı model gelmemişse sen yine onu veremiyorsun. Muhakkak eğer çantalı model illaki istiyorsa çantalı model gelmediği takdirde biz veremiyoruz. Ama müşterimize de bunu sunuyoruz. Diyoruz ki sen böyle böyle bir motora yazıldın. Bu model çantasız geldi. İster misin? Yok müşteri der ki ben çantalı istiyorum, çantasız kabul etmiyorum derse o zaman çantasız isteyen müşteriye devam eder. Çantalı ilk gelenden almış olur. Onu da o şekilde dengeliyoruz. Çantalı ve çantasız isteyenleri dengeliyoruz. Peki yani malum büyük bir markada evet. satışçılık yapıyorsun. Yani evet. satış sorumluluğunu gerçekleştiriyorsun. İnsanlarla uğraşmak hepimiz için zor. Yani kesinlikle. Hepimiz için zor. Evet. Çünkü hizmet veriyoruz. Hizmet sektörü gerçekten zor. Peki bu kara borsacılık olayıyla ne düşünüyorsun? Yani bayilerin bir kişiye 10 tane motosiklet satıp bunları da bilinçli olarak sattığını düşünen bir kesim var. Ben de evet. sabah bir şeyle karşılaştım ve o insanın bütün motosikletlerini elinden geri aldınız. Yani bunun farkına vardınız ve evet. geri aldınız. Evet. Bunu da şu an yayın yapıyoruz diye söylemiyorum. Evet. Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Yani sizde böyle bir şeylerin olduğunu ya da olmadığını ima edebilecek ya da sizin haricinizde bayiler bu şekilde çalışıyorsa size de mi aynı şekilde yaklaşımlar gerçekleşiyor? Farklı bayilerde artı ücret öderek, şimdi bayi ismi vermek hoş değil ama artı para vererek alınan motorlar var. Bizlerde o olan yoktur. Bizlerde tamamen kim parasını vermişse, kim kaporasını yatırmışsa onlara veririz. Sabahki şöyle bir olayla karşılaştınız siz. Müşteri hem bana yazılıyor hem farklı bir satışçı arkadaşıma yazılıyor. Orada da çelişkiye düşüyor. Bana sıra numarası vermediniz diye. Ben sıra numarasını verdim müşteriye ama diğer arkadaşım mesela sıra numarasını vermediği için ben sana yazıldım, ona yazıldım. Biz burada bir çelişki yaşadığımız zaman biz şu andaki daha böyle bir problem yaşıyorsak biz müşteriye daha sonrasındaki motor vereceğimizde daha fazla sorun yaşayacağımızı düşündüğümüz için ve burada birazcık da çok affedersiniz tabiri caizse biraz işin hani çakallık kısmına girildiğinden dolayı biz o müşterinin bütün şeylerini göndermiş olduğu 3 tane kaporasını iptal ettik. Hem kendi adına yazılmış hem ailesinden farklı birinin adına yazılmış. Biz o 3 taneyi iptal ettik. Bizlerde bir tane kişi başı bir tane motor yazılıyor ve kişi başı buradan bir tane motor alabiliyor insanlar. Biz 10 tane hayatta kimseye motor vermedik bugüne kadar ve bizim patronumuz bu işin başında ve bizleri her motor teslimatından sonra muhakkak yukarıya çağırır. Bu kişilere motor teslim etmişsiniz.
nedir durumu, ne değildir, sırada mı, değil mi? Ondan sonra bakar sıralamaya, inceler. Aksi bir şey gördüğünde direkt bizlere acayip bir şekilde yüklendiğinden dolayı bizler de farklı bir motor vermeyi, başka kimselere vermeyi asla şey yapmayız, vermeyiz. Çok önemli bir soru daha soracağım. Evet. Kusura bakma, seni de işinden ediyorum kardeşim. İnsanlarda şöyle bir soru işareti var. Arkadaşım, sen bu kişinin 3 tane, 4 tane motosiklet yazılıyor oluyor olmasını nasıl oluyor da anlamıyorsun, nasıl oluyor da algılamıyorsun düşüncesi mevcut. Ben de cevabı mevcut ama bu cevabı senden de almak istiyorum. Şöyle, öncelikle müşteri bana geliyor, motora yazılmak istiyorum diyor. Benim numaram farklı, bana motora yazılıyor. Sonra telefondan ben motora yazılmak istiyorum diye arıyor. Bir gün sonra ya da iki gün sonra, aradan biraz zaman geçtikten sonra da diyebilirim, motora yazılmak istiyorum diyor. Haliyle birimizden diğer satışçı arkadaşlarımıza denk düşüyor. O da ister istemez numarasını veriyor. Onun numarası da farklı numara. Onu da kapora gönderiyor. Bir sonraki... Aynı isimle mi? Farklı bir isimle. Yani mesela örnek veriyorum, Ahmet adına yazılmışsa bir de babasının adına yazılıyor. Yani çünkü sonuç itibariyle bir sisteminiz var. Aynı isim iki gün önce seni arayıp, iki gün sonra başkasını arayıp sen de bunu aynı ismi listeye yazıyorsan burada sende de sıkıntı var demek. Yok, bende aynı isim yazılmaz. Başka bir arkadaşım da zaten aynı ismi yazmaz. Biz orada listeye bakıyoruz. Hatta listeden kontrol F yapıyoruz. İsim kontrolüyle gidiyoruz. Telefon kontrolüyle gidiyoruz. Acaba ikinci defa yazıldım diye. Yok, şu... acayip bir şey öğrenilmiş. Yani ailesinin adından birisi, mesela babasının adına yazılıyor ya da amcasının oğluna yazılıyor. Biz bunları ayırt edemiyoruz. Ayırt ettiklerimizi de bugün sizler de şahit oldunuz. Ayırt ettiklerimizi de tamamen iptal edip motor vermiyoruz deyip bu şekilde kaporalarını geri iade ediyoruz. Yani sorularımızı tamamen sizin anlayabileceğiniz dilde sormaya çalıştım ve sırf sizin sorduğunuz gibi sormaya çalıştım. Dediğim gibi, yani amcanıza mı veriyorsunuz, dayınıza mı veriyorsunuz ya da aynı kişiyi aynı listeye nasıl yazıyorsunuz gibisinden soruları gerçekleştirdim. Olay şu ki bir kişi maalesef neredeyse sülalesini baz alarak bütün aile bireylerini tek tek motosiklet listesine yazdırıp ondan sonrası kaporasını başka bir isimle gönderdiğinden dolayı ve o da ayrı bir birey olduğundan dolayı herhangi bir bayiden fazladan motosiklet satın alabiliyor. Bunlarla alakalı da bayiler zaten herhangi bir işlem yapamıyor. Çünkü bunları anlamak gerçekten çok zor. GBT sorgulaması mı yapsınlar, soya ağacına mı baksınlar, ne şekilde hareket etsinler onlar da bilmiyorlar. Bununla alakalı bence bir çalışma olmalı. Bir düzenleme gerçekleştirilebilir. 85 yaşındaki bir teyzenin bugün burada yazılmış olduğunu gördük, anladık. Sonra bir baktık ki yani aslında aynı kişi annesinin, ablasının, işte eniştesinin ismini kullanarak ve onların TC'sini kullanarak motosiklet sıralamasına geçtiğini gördük. Yani hal tamamen bundan ibaret. Yani insanlar bu diğer birçok bayide de bu şekilde. Ondan dolayı farklı görüşler ve farklı düşünceler olabiliyor. Eyüp kardeşim, sana çok teşekkür ediyorum. Ben son bir şey rica edeceğim sizden, söylemek istiyorum. Kesinlikle sarı sayfa dediğimiz bir olay var. Kesinlikle müşterilerimiz oradan motor almasın. Beklesin. Özellikle PCX, özellikle Forza, özellikle kesin ve kesin diyor. Ben bunların sarı sayfadan asla müşterilerimizin almasını istemiyorum. Beklesinler. Çünkü Nisan ayından sonra ciddi bir talep, ciddi bir talebin karşısında da onları karşılayabilecek ciddi bir motor gelecek. Ben biraz daha sabretmelerini istiyorum. Biraz daha sükunetle davranırlarsa ve beklerlerse, sabırla beklerlerse, inanın biz nasıl sabırla bekleyip ekmeğini yiyorsak muhakkak onlar da yiyecek. İnan paralarını çöpe atmasınlar. Bugün bizler de takip ediyoruz o sayfayı. 15 bin lira, 20 bin lira fazla vererek lütfen motor almayın. 10 bin lira fazla vererek aksesuar satın alın. Motorunuza bir şeyler katın, değer katın. Fazla para verip motor almayın. Biraz sabır edip beklerseniz daha güzel şeyler olacak. Ben bunun inancında ve bilincindeyim. Size de teşekkür ederim. Ben de bunun inancında ve bilincindeyim. Bu tamamen az talep meselesi. Sizin ne kadar talepte bulunursanız bir o kadar da insanlar bu kara borsa muhabbetine daha fazla yöneleceklerini hepimiz biliyoruz. İnşallah en yakın zamanda da bu durumların kesileceğini ve gerçek motosiklet kullanıcılarının motosikletlerine erişebilecek bir konuma gelmelerini umut ediyorum diyorum. Müşterim anlatıyor, diyor ki mantık olarak diyor, şimdi ben diyor, sen diyor Kasım ayına sıra yazıyorsun. Evet, bugün için Kasım ayına sıra yazıyoruz. Kasım ayına kadar bu motor 100 bin lira olur diyor. İnternet sitesinde diyor 105 bin liraya bu motor diyor, benim oradan alma. Hayır, mantıklı değil. Sen bugün Kasım ayını beklemiyorsun ama bu Kasım ayında 105 bin liralar, 110 bin liralar, 120 bin liralar olmayacak. Bu en fazla olacağı 95 bile belki olmaz ama bu motor
Yani en fazla olacağı bu da burada kalsın. Motor o şekilde olacak. Lütfen paranızı kimseye yedirmeyin. Emek veriyorsunuz, çalışıyorsunuz. Çalıştığınızı, kazancınızı başkasına yedirmeyin. Eğer gerçekten bir motosiklet sürücüsüyseniz bekleyin ve motorunuzu alın. Kazasız belasız iyi sürüşler diliyorum. Evet efendim, programımız kaldığı yerden devam ediyor. Kazasız belasız hepinize sürüşler diliyoruz. Ve arkadaşımın da dediğine katılıyorum. Eğer ki çok fazla para vermek istiyorsanız bu paraları aksesuarlara verin. En azından motosikletlerinize ayrı bir katkı olsun diyorum. Tekrar kardeşime teşekkür ediyorum. Evet, programımıza devam ederken yeni motosiklete başlayan bir arkadaşımızla karşılaştık. Önce sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Sercan Tulunay. Yeni motosiklete başladığını söyledin. Motosiklet seçimi yaparken nelere dikkat ettin? Valla öncelikli olarak internetteki yorumları araştırdım. Daha önceden kendim paket servisi de yapıyordum. Oradaki motor deneyimlerimi bir üst segmente taşımak istedim. Bundan önce nostalji sevdiğim bir motor vardı. Mondial ZNO125'lik. Şimdi görüntüsünden ziyade dedim artık kendimi bir üst seviyeye taşımam gerekiyor. O yüzden Mondial'in özür diliyorum, PCX'in 125'lik motorunu aldım. Sen yeni motosiklet kullanmaya başladım dedin. Şimdi paketçilik yaptığını söylüyorsun. Bu nasıl işte, nasıl bir çelişkidir? Ya hevesimiz şöyle söyleyeyim, yeni üst yani güzel uzun yol olarak yeni kullanmaya başladım motoru. Tabii şehir içinde kullanmayı çok motor olarak saymıyorum. Aslında direkt uzun yol her zaman iyidir. Vallahi ben şu kadarını söyleyeyim yani. Bu trafiğin içerisinde, bir hengamenin içerisinde paket servisi yapan. Bunu artık paketçi olarak söylemek istemiyorum. Çünkü onlar paketçi değil, kurye benim gözümde. Yani kurye evet, gözüyle yani konuşursak daha mantıklı olur. Kuryecilik yapan bir insanın yani trafiğin içerisinde o hengameden çıkıyor olması zaten düz yolda da problemsiz bir şekilde sürebileceğini artık düşünüyorum. Tabii ki bunun içerisinde virajlar ya da yolla alakalı bilgiler tabii ki biraz daha farklı. Hatta çok çok farklı ama hani motosiklete yeni başladım demek biraz afaki bir durum olur. Motosiklet kullanırken senin yeni başlayan kullanıcılara önerin ne olur? Şöyle aktarabilirim. Bir kere kesinlikle dikkat etsinler. Yani gözleri dört olmalı lazım. Her yere bakmaları, hakim olmaları lazım. En ufak bir sese. Sonuçta bazen öyle bir trafikte denk geliyor ki insanlar seni motor yerine koymuyor. Araba zannediyorlar, önüne kırıyorlar, ediyorlar. Nasıl ifade edeyim? Seni yok sayıyorlar. Bilinçli. Tabii kesinlikle seni yok sayıyorlar. Onlar üstüne sürüyorlar. Çoğu zaman arkadaşlarımız hani öyle vefat ediyor, kaza yapıyorlar. Bununla alakalı yani çok güzel bir yere değindin aslında. Motosiklet kullanıcılarının birçoğu maalesef yani bildiğimiz intercomla ya da işte kulaklıkla motosiklet kullanırken özellikle şehir içinde müzik dinleme özelliğine sahibiz. Kesinlikle. Çok da keyifli oluyor, çok da muhteşem oluyor. Ama bunu kullanırken acaba bir dikkat dağınıklığı yaşıyor muyuzdur? Açıkçası ben de kullanıyorum. Şimdi yalan yok. Ama şöyle, dışarıdan gelecek sesi duyuyorum. Atıyorum son sesi dinlemiyorum. Bir iki tık kısmını dinliyorum. Hem müzik dinliyorum, hem yoluma bakıyorum. Bir korna çaldığı zaman onu duyabiliyorum. Bu da önemli. Trafikte peki motosiklet kullanıcılarını, araçların önemsediğini, önemsemediğini veya da motosiklet kullanıcılarının araçları önemseyip önemsemediği hakkında düşüncen nedir? Ya şöyle söyleyeyim, şimdi çuvaldızı kendimize batırmak lazım. Biz motorcular da çok önemsemiyoruz. Aradan geçiyoruz, kaldırımdan geçenler var, birden yola atlayanlar var. Sonuçta arabaların da kör noktası var. Yani fark edemiyorum. Şimdi araba da kullanıyorum kendim, oradan da biliyorum. Yani bu konularda dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Daha bilinçli hareket etmemiz lazım. Mesela kaldırımdan gitmeyelim, yaya geçitlerini kullanmayalım. Ne yapıyoruz? Fark etmiyoruz, birden vuruyoruz. En önemlisi gece. Left detektör yok üstümüzde. Bakıyorsun araba fark etmiyor, bir şey oluyor. Ya da ışıklandırma yok. Kaza sebebi maalesef. Yani bu gerek gece sürüşlerinde gerekse gündüz sürüşlerinde motosiklet kullanan arkadaşlarımız şehir içerisinde yapması gereken hızın neredeyse iki katını hatta bazıları üç katını maalesef yapanlar var. Hal böyle olunca da kendimizi savunmamız gerektiren bazı durumlar artık ekarte oluyor. Yani evet motosiklet yani kullanıyoruz. Bir yer olmuyor maalesef. Evet. Yani evet motosiklet kullanıyoruz. Evet bizim fark edilmemiz lazım ama acaba kendimiz için istediğimiz saygıyı karşımızdaki insanlara gösteriyor muyuz? En büyük soru işareti bu. Kesinlikle hayır. Ya bence ben inanmıyorum. Çünkü sen karşı tarafa saygı gösterirsen karşı taraf da sana saygı gösterir. Sen gelip adamın önüne kırarsan, sağdan soldan çıkarsan maalesef yani şoför de diyor ki kardeşim nasıl iş yapıyorsun sen?
daha dikkatli olman lazım. Aralardan giriyor. Hele özellikle kör noktalar. Bak ben onları şeylerde yaşıyorum. Bir araba kullanıcısı olarak da tekrardan söyleyeyim. Kavşaklar var ya mesela sağ taraftan transit geçişler. Adam en arka kelebek camın oraya geliyor. Arabaların da kör noktaları vardır. Yalak korusun tam fark etmesen, bir şey yapmasa, korna falan çalmasa yazı kaldırıma çıkacak. Çok kör noktalardan gidiyorlar. O sıkıntılar da var mesela motorcu arkadaşların. Motosiklet aksesuarlarında da çok büyük sorunlar yaşıyoruz. Yani işte egzoz takıldığı için çok fazla ceza yiyen arkadaşlarımız var. İşte plakalarını katlayan arkadaşlarımız var. İşte dediğim gibi şehir içerisinde gereksiz yere hızlar yapıp ondan dolayı ceza yiyen arkadaşlarımız var. Polislerden kaçanlar var. Yani bu konu hakkında işte bu şu anki röportajı sonlandırabilecek birkaç cümle rica ediyorum sen. Güzel bir soru sordunuz. Şöyle söyleyeyim. Gerçekten bazı egzozlar var. Fabrika çıkışlı oluyor. İnsanı tatmin ediyor yani. Şimdi yalan yok. Benim de bazen yani çok yüksek motor kullanmak istemememin sebebi benim de o. Biliyorum o ses çünkü tahrik ediyor ve hız yapmak zorunda kalıyorsun sesi daha iyi duymak için. Plaka katlayan arkadaşlara kesinlikle ben de kızıyorum. Şiddetle karşıyım o tarz şeylere. Polisten kaçma olayı da yani yapmışsın bir şey kaçma bari. Yani daha fazla ekmeğin üstüne sürme reçelini. Bu şekilde. Yani böyle olunca aslında hem kendisini hem oradaki polis arkadaşı hem de kaçarken dışarıdaki etkenler olan araç kullanıcılarının ya da yayaları hepsini tehlikeye sokuyoruz. Bunun farkında değiliz. Ama eminim ki motosiklet kullanıcılarını ve trafikte de rahatsız olmayacak şekilde bence motosiklette kullanılan egzozların belirli bir desibel aralığında olan kısmı kabul edilebilir tarzda olması gerektiğini şahsen ben de düşünüyorum. Kesinlikle. Çünkü farkındalık olabilir. Bizleri daha iyi fark edebilirler. Tabii ki bu durumu farklı yönlerde kullanan arkadaşlarımız muhakkak ki olacak. Evet, adrenalin yaşatıyor bize. Evet, o sesi duyduğumuz zaman gerçekten o damarlarımızdaki kanı hissediyoruz. Olsun ben de istiyorum belirli bir desibel ama bu desibelin de işte seviyesini ve aynı zamanda kesinlikle. Da işte polis arkadaşlarımızın bizi durdurduğunda o desibel ölçenin olabilmesi lazım ki ne onların dili yansın ne bizim evet, ağzımız kesinlikle. Dilimiz yansın evet. Düşüncesindeyim. Sana çok teşekkür ediyorum. Var mı son kez eklemek istediğim şey? Trafikte daha duyarlı, daha görünür olalım. İnşallah öyle olalım diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Abicim selamlar, nasılsın? Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Senden öncesinde gerek kullanıcılar, gerek aşağıdaki servis müdürün, gerek buradaki satışçı arkadaşlarına hepsinde konuştuk. Yani hepimizin ortak bir sorunu var malum. Sıfır motosiklet neden bulamıyor insanlar? Yani sıfır motosiklet almak için genelde hep sorulan ve yaşanan problem şu. Motosiklet geliyor ama verilmiyor veya da işte karaborsacıların eline düşüyor cümlesi geçiyor genel anlamda. Sen bu konuda neler söylemek istersin? Ya şimdi aslında biz de çok dertliyiz. Aslında sevindirici bir olay yani pazarın bu kadar büyümesi. Buradaki tek aslında sıkıntı çok hızlı büyüdü. Normalde Avrupa'da pazar bu kadar büyüktü ama yıllar içerisinde büyüdü. Ona göre altyapı hazırlandı, ona göre üretim ve siparişler belirlendi. Fakat Türkiye'de bu 1-2 yılda yani Avrupa'da 50 yıldaki olan gelişme Türkiye'de 2 yılda oldu. Pandemiden dolayı daha doğrusu 3 yılda falan oldu. Şimdi o yüzden biraz üreticiler de, firmalar da aslında hepimiz hazırlıksız yakalandık. Ha buna rağmen aslında biz Honda olarak da daha adetler anlamında çok o kadar eksik kalmadık. Ama satışlar o kadar arttı ki maalesef evet biraz gecikmeler oluyor. Hani aslında bugün bunu anlatmakla herkese anlatıyorum olmuyor ama bugün birebir sen de şahit oldun. Yani adam gelmiş ya... Hanımın adına yazılmış, kardeşin adına yazılmış, bir de birini bir temsilciye yazılmış, birini bir temsilciye yazılmış, o birini bilmem neye yazılmış. Dördüncü yazılmaya geldiğinde artık gönderdiği şeyleri bize yanlış göndermiş dekontu. Oradan ayıktık falan ki dördünü yazılmış. Yani biz de tabii bir kişiye dört vermeyeceğimiz için iptal ettik. Kaporalarını falan geri iade ettik. Adamın ne kadar tantana çıkarttığını gözünle şahit oldun. Yani biz de istemiyoruz. Gerçek kullanıcıya gitsin istiyoruz. Çünkü bizim kazandığımıza bakıyoruz. Biz bu kadar yatırım yapmışız. Bu kadar yılın emeği var. İşte kazanç oranlarımız belli. Çok düşük kar marjları. Adam bakıyorsun. Ya bizim kazandığımızın 5 katını kazanıyor. Biz de memnun değiliz. Ama maalesef
işte devlet bile otomobilde buna biliyorsunuz kanun getirdi, zorluklar yine de bunu aşmak için çeşitli yollar deniyorlar. Bizde de yani insanlar bunu deniyor. Dediğim gibi farklı kişilerin adına yazıyor, yoksa biz bir kişiye ikinci motoru yazmıyoruz. Bir yıl içinde yazmıyoruz bir de. O adam bir yıl içinde bize ikinciyi aynı isme yazılmışsa hayır diyoruz. Yazmıyoruz ama maalesef işte deminki dediğim gibi birebir şahit olduğun olay gibi oluyor. Ama şöyle diyeyim, yani şu müjdeyi vermiş olayım aslında sizden aracıyla. Yani bu yıl Honda o konuda daha adetli, daha hazırlıklı giriyor. Yani bu da Nisan ayı. Aslında Japonya'daki takvim yılı aslında Mart, Nisan itibariyle başlıyor. Onlar ki Japon takvimine göre gidiyorlar. Onların yılbaşısına göre biz artık yeni yılda, yani Nisan'dan itibaren artık adetlerimiz artacak. Adetlerimiz çünkü bir yıl önceden fabrikalardaki imalat aşamaları planlanıyor diyor. İnşallah Nisan ayından sonra adetlerimiz daha çok gelecek. Yani bu kadar uzun beklemeyecekler. Bir de insanlardan ricam, ne kadar biz böyle vermemeye çalışsak, insanlarla artık karşı karşıya gelsek bile bir şekilde insanlar alıp bunu vermeye çalışıyor. İnsanlarımız da ya, yani o kadar hastaya ilaç değil. Evet belki acil ihtiyaç oluyor, almak ihtiyacı diyor ama ya biraz bekleseler, biraz böyle sabretseler eminim onlar da satamayınca zaten alamayacaklar ve bu işte normal düzene girecek. Abi fiyat sabitlemesi yapamıyor muyuz? Yani atıyorum birkaç tane markada bunları gördüm ben. Yani o mesela sistem üzerinden adam 3 lira yatırdıysa motosikletini daha teslim almamışken bile o motosiklete zam dahi gelmiş olsa o 3 lira üzerinden yine motosikletini alıyor. Ama birçok bayide ya da birçok markada tamamen şu var. Yani 3 liralık motosikleti satın alıp o daha motosikleti teslim almadan zam geliyor. Üzerine tekrar o zamın bedelini de ödemek zorunda kalıyor kişi. Yani bu büyük firmaların böyle fiyat sabitleme olayı yapabilmesi çok mu zor? Ya şimdi şöyle bir olay. Mesela şu günkü ortalarda o hangi marka yapıyor onu bana sonra söylersen ben de alayım. 3 ay sonra aynı fiyata verebiliyor mu diye. Vardır muhakkak da hani ben en azından biliyorum. Ya şöyle bir olay, bunda tabii farklı etkenler var. Aslında bakarsanız biz yarına bile fiyat garantisi vermememiz lazım. Çünkü faturası kesilmemiş bir motora her şey açık oluyor. Niye? Çünkü yarın bir ekstra vergi geldi. İşte atıyorum telefonlara geldi, bilmem ne oldu. Şimdi yarın ben bugün %18 KDV üzerinden diyorum ki şu oran veya işte %37, %8 ÖTV oranı neyse ona göre bu fiyatı belirlemişim bugün. Yarın vergilerin değişmeyeceğinin garantisini verebiliyorsanız biz de o garantiyi veririz. Veya yarın kurların değişmeyeceğini garanti ediliyorsa biz de edebiliriz. Çünkü bunlar özellikle ithal ürünler. Yani yerli ürünler için bir şey diyemiyorum. Adam imalatını yapmıştır, şey yapmıştır. Ama ithal ürünler biliyorsunuz döviz üzerinden geliyor ve onun için sabitleme yapılmıyor. Ve şunun için de dediğim gibi ekstra gümrük vergileri, ekstra nakliye fiyatları değişebiliyor. O yüzden geldiği güne göre mecbur. Hani biz bize sabitlemedikleri için sonuçta biz de alıp satıyoruz. Biz de sabitleyemiyoruz. Tabii ki biz de isteriz. Ben de bilmiyorum. Yani ben zam geldiği zaman insanlar bir motoru 5 lira fazlaya alıyor. Ben 100 motoru 5 liradan fazlaya alıyorum. Çünkü ben de ona göre fazla alıyorum. Yani insanlar bir motorda 5 lira zarar ediyor. Ben 100 motoru satmışım, bitmiş oluyor. 100 motorda 5 liradan işte 5 bin liradan hesap edin ne kadar zarar ettiğimi. Ya şimdi orada da sistem şu şekilde ilerliyor abi. Sistem üzerinden sipariş geçiliyor. Yani kişi sistem üzerinden bedelini ödemiş oluyor. O kişi için artık o motosiklet tamamen onun oluyor. Faturalandırılıyor anlık ve fabrikadan o şekilde çıkıyor. Ve ondan sonrasında zam gelmiş gelmemiş o kişiyi hiçbir şekilde ilgilendirmiyor. Yani bununla alakalı ben şimdi marka vermem çok yanlış olur ama bunu yapan firmalar var. Ve bu kadar büyük firmaların da bunu yapamıyor olması da benim kafamda da soru işareti yaratıyor ister istemez. Ya şimdi dediğim gibi yani yerli üretim olur. Bak ne dediniz, fabrikadan. Fabrika. Hindistan bu. Ya örnek veriyorum şey, fabrikadan onu yapıp o günkü kendi döviz kuruna göre bağlayabilir, yapabilir. Ama bizden değil de o daha bir üstten olması lazım. Yani aslında öyle olursa bizim için değil. Niye? Biz de rahat ederiz. İnsanlarla çünkü o konuda daha çok sıkıntı yaşıyoruz. Aslında güzel bir öneri. Biz de bunu aslında üstlerimize sunarız. Yani parasının hepsini yatırdığı zaman en azından fabrika zaten dövizle mi geliyor? O döviz de alır. Ha onun o gücünün altından biz kalkamayız. Çünkü 1000 tane motorun onu şey yapamayız.
Ama fabrika dediğiniz gibi böyle bir şeyler yapabilir. Aslında bu bir öneridir. Ben de bu vesileyle aslında sizlerin şeyle, biz de bizim üstteki Türkiye distribütörü olan aslında Honda'nın kendisi burada. Ona bildirdiğimiz zaman neden olmasın ki? Ama dediğim gibi aslında zaten bu olaylar da aşılacak. Bence 2-3 aya kadar zaten ürünler yeterli gelmeye başlayınca zaten kapıda olunca adam parasını verip motorunu alacak. Bu sorunlar da bitecek diye düşünüyorum inşallah. Yani inşallah abi, çünkü çok fazla artık kafa karıştırıcı oldu. İşte pandemi döneminden bugüne kadar süre gelen bu durumdan dolayı yani 3 liralık motosikletini tabiri caizse 33 liraya almak zorunda kalan insanlar oldu. Zorunda kalan kısmı da tamamen evet bu motosiklete sahip olmak isteyen işte kuryelik yapan arkadaşlarımız, işte evinden işine mecburi gidebilmek için ancak alırsam ben bu motosikleti alırım, rahat ederim mecburiyetiyle alan arkadaşlarımızdan bahsediyorum. Onun haricindeki kara borsacılardan zaten bahsetmiyorum. Onlar zaten yüzünden bazı şeyler bu kadar karma karışık oldu diye düşünüyorum yani. Şimdi az talep meselesi diyoruz. Az talep meselesi olduğundan dolayı da bu durumlarda çok fazla talepte bulunmayın. Ve bu kara borsacı kısmından lütfen motosikletlerinizi almayın. Ali abin de dediği gibi bekleyin. Birazcık daha zamanı var ama her şey yoluna girecek diyoruz. Doğru mu abi? Aynen evet. Yani o konuda dediğim gibi gerçekten Honda bunun öngörüsünü bir yıl önceden, geçen yıldan beri hazırlık yapıyor. Çünkü böyle imalat şeyleri falan hemen bugünle yarına değişmiyor. Çünkü büyük bir adetli ürünler. Bunun işte arka plandaki her şeyle yani civatasından farına, temini, hazır olması, hani bir tane iki tane artmıyor ki, 1000'den 10.000'e çıkıyor, çünkü 10.000'den 20.000'e çıkıyor. Geçen yıldan beri bu hazırlıkları yaptı. Dediğim gibi Nisan ayından sonra, Nisan Mayıs'tan sonra bence herkes daha rahat olacak. Yani belki bu geçmiştekinin süreci bir 2-3 ay daha sürecek ama ondan sonra bence her şey rayına oturacak. Biraz da dediğim gibi alacak arkadaşlar imkanı tabii ki lazım olan zaten kim göz göre göre 10 lira 20 lira fazlayı verip alır. Muhakkak ki ihtiyacı için alıyor. Ama dediğim gibi eğer ihtiyacı yoksa, mümkün mertebe almazsa, gerçekten görecek ki bir ay sonra, iki ay sonra her şey yoluna giriyor. O zaman sizin dediğiniz gibi fiyat sabitleyemeye de kalmayacak. Zaten parasını verip motorunu alacak. Direkt herkesin kafası rahat olacak. Bununla alakalı son bir soru abi. Hani bir kişi 4 tane 5 tane motosikleti yazılıyor ya. Bunu sen de farkına varamıyorsun, ben de farkına varamıyorum. Çünkü annesini yazdırıyor, dayısını yazdırıyor, amcasını yazdırıyor. Evet, yani bunda şahit oldum. Bunun kontrolü sağlanmak çok mu zor? Ya dediğim gibi, yani geçen ay yaşadığım bir olayı söyleyeyim. Yani fark ettiğimiz zaman bile adam aynen şöyle diyor. Ya sana ne arkadaşım, benim eşim motora binecek diyor. Annem motora binecek, annesi 76 yaşında, 80 yaşında. Sana ne diyor, motorla gelip gidecek diyor. Yani nasıl yapacağız? Nasıl ayrı işte, bugün dediğim gibi gördün, nasıl yapacağız? Yani vermedik ona bak. Hala onun sıkıntısını yaşıyoruz bugünkü. Hatta daha önce işte geçen hafta 10 gün önce de kapora vermiş. İadesini yapalım diyor. Dedik parasını. Yani zaten o tarz insanlar o kadar tantana çıkarıyor. Gerçekten gerçek binici insan şey yapmıyor. Niye o tantanayı çıkartıyor? Tantanayı çıkartıyor ki alabilsin. Belki öylelikle. Tabii biz hani bugün esnafı değiliz. Onunla dik durduk yani, ki öyle insanlara karşı daha dik duruyoruz. Ve gördüğün gibi vermedik. Parasılarını iade ettik. Geçmiştekilerini de çıkarttık. Ayıktığımız zaman biz onu önlem almaya çalışıyoruz. Ama dediğim gibi farkına varamıyoruz ki. X isimlere yazılmış. Ya bir de öyle uyanıklar ki. İşte X satıcıya eşinin adına yazılmış. Diğer satıcıya kendi adına yazılmış. O bir satıcıya kardeşin adına, şey gördün. 4 kişi yazılmış ya. 4 tane adam ve sonradan işte o artık dekontları karıştırınca ortaya çıktı. Ama karıştırmasaydı biz onu nasıl ayıkacaktık ya? Evet, yani kişilerin soya ağacına mı bakacağız? GBT'sini mi sorgulayacağız? Bundan önce de söylediğim gibi. Evet abi, bunları defalarca soruyorum. Çünkü insanlar bilinçlensin ve bilgilensin istiyorum. Son bir konuya gelecek olursak, 2 Nisan Pazar günü Honda'nın Forza 750 için bir etkinlik gerçekleştireceğiz. Bu etkinlik içerisinde şöyle bir soru geldi bana. Yani daha doğrusu etkinlikle alakalı değil, CB ile alakalı. Evet. CB'lerde daha önce CB modellerinde parça sorunu yaşayan kullanıcılarımız ulaştılar bana. Biz CB'lerde parça sorunu yaşıyoruz. İşte yedek serviste, yedek parçalarda problemler yaşıyoruz. Hatta daha ben 6 aydır bekliyorum. İşte yan kapağı gelmeyen motosikletimi daha kullanamıyorum deyip yorumlar yatan ve mesajlar atan insanlar var. Forza'da da, yani Forza'da bir CB serisi olduğu için insanlar aynı problemleri yaşayacaklar mı? Yedek parçada problem olacak mı? Ya şimdi şöyle bir şey aslında. Yedek parçada nasıl diyeyim?
her ürün zaten istediğiniz CB dediğiniz o motorlar zaten aslında bence 10 yıl önceki motorlar 5. Şimdi bir ürünler geçmişte oldukça o ürün rafta olmuyor. Maalesef pandemi döneminde biliyorsunuz bu süreçte yaşadığı süreçte zaten nakliyelerde gecikmeler oluyor. Siparişlerde fabrikaların kapalı olduğu üretimde. Yani yoksa Honda'da yedek parça sorunu yok. Kaç yıllık motor olursa olsun hangisi olursa olsun biz getirtiyoruz, teslim ediyoruz. Ha ama dediğim gibi pandemi sürecinde ama bir ay oldu. Bazı dönemlerde evet 5-6 ay oldu. Bir de X parçalar var ki o X parçalar yani dediğim gibi belki 10 yıldır hiç satılmamış bir parça kırılmış oluyor veya bozulmuş oluyor. Honda bu arada da sağlam, kolay kolay bozulmadığı için o kadar hani yedek parça sirkülasyonu olmayınca doğal olarak rafta olmuyor. Zaten bu kadar model ve bu kadar çeşidi rafta bulunduramazsın. Tabii ki ana hatlarda ana giden daha sarf malzemeleri hepimizin rafında da var. Bizde de fabrikada da tedariklerimiz oluyor. Ekstran malzemelerde belki öyle gecikme oluyor. Yani bulunmuyor demek buna yanlış olur. Bulunuyor, gecikme oluyor bazı ürünlerde, bazı kalemlerde. Bunun ana sebebi bir, motorların artık eskimiş olması, piyasadan daha azalmış olması. Doğal olarak bizim ve fabrikanın, çünkü Honda şöyle bir sistemle çalışıyor. Mesela Hotline diye bir sistemle çalışıyor. Bu gerçekten bazı 5 liralık parçalar bile uçak kargoyla geliyor. Eğer bunu Hotline istersek, bu parça bize en geç 30 gün içerisinde geliyor. Yani öyle bir sistem var. Hatta 20 günde de biz 30 diyoruz. Fakat bu motoru dışarıda söktürmüşse Hotline isteyemiyoruz. Çünkü acil isteme, Hotline dediğim. 5 liralık parçayı adam 20 lira uçak kargosu parası ödediği oluyor yani ama getirtiyor. Bir, dediğim gibi servis haricinde bir yerde söktürmüş olabiliyor. İki, maalesef yaşadığımız süreçten dolayı uzuyor. Üç, sarf olarak yani bozulmayan gitmeyen. Yoksa dediğim gibi sistem şöyle çalışıyor. Bayide bulunması gereken zorunlu parça stoğu var. Honda'nın stoğunda, Türkiye stoğunda bulunması gereken var. İşte Hollanda stoğunda, Türkiye Avrupa'ya birine bağlı olduğu için ana depo Hollanda merkezde. Orada bulunması gereken bir stok miktarı var. Bunlara rağmen mesela Honda'dan olsa bir haftada içe, Hollanda'dan olsa 10 gün içerisinde geliyor. O olmazsa imalat Japonya'daysa Japonya'dan geliyor. O 35-40 güne çıkıyor ama bu pandemi şartlarından uzuyor. Yani bulunmuyor demeyelim, bazı böyle çok özel malzemeler uzuyor. Ha bir de şu da var mesela, geçenlerde yaşadığımız bir olay. Bu parça bugüne kadar hiç Türkiye'ye girmemişse işte bunun süreci de var. Gümrüğe gelip 2-3 ayda çekilmeyen bir süreci de geçirebiliyor. Niye? Çünkü TSE'den onay alınıyor. Gümrükten hani bu parça Türkiye'ye ithal edilmediği için daha önce bunun işte testleri yapılıyor, kontrol ediliyor. Bir parça TSE'ye veriliyor. TSE bunu onaylarsa izin veriyor. Yani bir parça zaten orada çöp oluyor, gidiyor. Ondan sonra evet o parçaya ithal kodu veriliyor. Onun üzerinden o parça ithal edilebiliyor. Bu süreçte en az 2 ay sürüyor. Yani o arkadaşın istediği parça, şimdi bilemiyorum ne olduğunu ama gerekirse bize ulaşır bakarız. Yani 6 ay uzamışsa kesin daha önce Türkiye'ye girmemiş bir parçadır ve ondan uzamıştır. Ya da dediğim gibi çok ekstrem bir pandemiden dolayı bir süreç olmuştur. Buna da bulunmuyor denmez, gecikiyor denir. Bulunmuyor, hiç bulunmuyor çünkü olur. Bayağı bir uzun net bir açıklama oldu abi. Son bir soru soracağım. Servislerinize gelen motosikletler. Bunu bir motosiklet kullanıcısı olarak soruyorum. Servise geldiğim zaman servisinizde genel anlamda gerçekten motosikletlerine bakım için mi geliyor insanlar, yoksa kronik arızalar daha fazla bu sebepten mi geliyorlar? Yok, bizde şöyle bir şey yani o konuda Allah var. Ben yani 10 yaşından beri tamircilikten geldiğim için bu konuyu biliyorum. Yani çoğu tamirci de bilir. Yani markamızı da övmek için değil ama bir de gerçek var. Yani gerçekten kaliteli ürün yapıyor. Gerçekten ürünün arkasında duruyor. Yani zaten o yüzden dünyada bir numara, Türkiye'de bir numara veya bu kadar adet satıyor. Yani şöyle diyeyim. Türkiye'de her, dünyada satılan her 3 motorun bir tanesi Honda. Yani yaklaşık diyelim geçen yıl 80 milyon adet motor satmış. Bunun işte atıyorum 31 milyon küsürünü Honda satmış. Yani bu kadar büyük adet satıyorsa, hakim oluyorsa, mesela İtalya'da kendi çok büyük markaları var. İtalya'da bile satış lideri ise bu gerçekten ürünün arkasında durduğu için. Ürünün kalitesi. Yani bir ürün kalitesiz olmasa, kalitesiz olursa, firma arkasında durmasa, ne yaparsan yap o ürün satamaz. Bu kadar gerçekten satıyorsa ürünün kalitesindendir bir. O yüzden evet servisimiz gördüğünüz yoğun gerçekten. Bunun sebebi evet bakımları var.
işte kazalı motorlarımız var. Dediğim gibi Honda'daki, yani Türkiye'deki motosiklet patlaması var. Yani satışlar olarak, adetler olarak bu kadar artınca, o yüzden de işte biz de kendimizi büyütüyoruz, daha büyük yere geliyoruz. Hani arıza konusunda yani çok öyle yaşadığımız şey yok. İlla ki tek tük olmuyor mu? Oluyor. Bunun geçenlerde yaşadık. Mesela aslında kronik sorun dediğim belki olabilir. Geçen yıl. Mesela ilk gelen bir ürünümüz vardı. O modelde ilk gelen partide özellikle yakıt pompası. Yakıt pompası da bizim buradaki yakıtlardan kaynaklı. Yani ona şey yapmadı. Ama hemen o seride bütün geri çağrım yaptık. Bütün pompaları değiştirdi Honda. Yani işte bu yüzden Honda oluyor zaten. Bütün yağ yakıt pompalarını değişince artık yenide de ona göre aldı. O sorunu yaşamaz hale geldik. Hani bu da kronik hepsinde var demek yanlış olur bence. Anladım abi. Motosiklet kullanıcılarına son bir sözün var mıdır? Sezon açılıyor. Sezonla alakalı, bakımlarıyla alakalı söylemek istediğin birkaç cümle. Ya şunu şey yapmak istiyorum. En çok yaşadığım bir olay. Bazen gerçekten bu konuda insanlar da mağdur oluyor. Görüyorum. Ya lütfen özellikle yedek parça konusunda alırken dışarıdan orijinalinde fiyatını sorsunlar. Çünkü sormadan çok yüksekmiş gibi görüyorlar. Ama gerçekten orijinal parça olsun, servis olsun kesinlikle dışarıdan çok yüksek değil. Bir merdiven altında yapanla tabii ki kıyaslanmaz ama normal bir ustayla kıyasladığında gerçekten servis anlamında çok uçuk çıkmıyor. Zaten dışarıdaki adam orijinal parçayı alıp yani bir bayiden alıp daha ucuza satamaz. Sattığı taktik bir ürün oluyor, o da o motorun ömrünü azaltıyor. Örnek vereyim, bir kayış, orijinal kayış taktığı zaman 15-20 bin kilometre gidiyor. Yan sanayi taktığı zaman 5 bin gitmiyor bile. Aslında o gidene kadar 4 sefer. Ne oldu? Belki 100 liraya almadı da 70 liraya aldı. O sürede 4 tane taksa zaten aslında 250'ye ve her biri de ayrı bir işçilik oluyor gibi. Yani bu tür şeylere dikkat etsinler ve gerçekten dediğim gibi orijinal parça kullansınlar, yetkili servisi nerede yaptırsınlar. Çünkü yarın bir şey olduğu zaman garanti bitmiş olsa bile özellikle Honda servisler için konuşuyorum. Yapılan her iş garanti süreci devam ediyor. Yani o yaptığımız, o taktığımız parça 10 yıllık motor olsa bile biz 6 ay garantisi devam ediyor. 6 ay sürecinde bozulduğu takdirde tekrar gelip en azından bir muhatap bulup yeniden değiştirtebiliyor. Evet efendim, yani kara borsanın neden bu şekilde olduğunu, motosikletlerin aslında gelmesi gerektiğinden daha az geldiğini, motosiklet servisleri hakkında ve teknik bakımları hakkında ve satışlar hakkında bugün sizler için bir program hazırladık. Umarım ki keyifli bir şekilde dinlemişsinizdir ve izlemişsinizdir. Ali Ekber abiye ve buradaki servis çalışanlarına ve satış çalışanlarına, satışta, departmanda, her nerede, kimle konuştuysak herkese sonsuz teşekkür ederim. Ali abicim, eline, yüreğine, emeğine sağlık abi. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sayenizde en azından kamuoyunu da bilgilendirdik. Tek ricam biraz sabırlı olsunlar. Artık motor sıkıntısı çekmeyecekler yavaş yavaş. Öyle diyeyim. Efendim, Bir Hayat Motorcu'ya Güzel programında tekrar görüşmek üzere diyorum. Hepiniz kendinize iyi bakın. Tekence taş diyemesin. Hoşçakalın.